Selam arkadaşlar. Bugün garip bir pozisyonda geldi. Kameram bir yere sabitlenmiş değil. Şu an kameram bir rafın üzerinde duruyor. Neden? Çünkü tripodum kırıldı. Muhtemelen kedim Kido bunu bir yerden düşürdü ve yapıştırılamayacak, onarılmayacak bir şekilde plastik aksamından kırılmış. Bu da benim için bayağı bir sıkıntı oldu. Çünkü benim kameram bir handicap, bayağı ağır bir kamera. Bu yüzden de tripodsuz çekim yapmak çok zor. Elde gerçekten taşınabilecek türde çok uygun bir kamera değil. Kolunuz bayağı uyuşuyor, felçiniyor. O yüzden ben de yeni bir tripod sipariş verdim. Bu arada bu tripod alüminyum aksamlı, bacakları uzayabilen ve boyu da maksimum 1 metre 35 santim, 135 santim kadar uzayabilen bir tripoddu. Ben bunu 59 liraya almıştım. Gayet ucuz bir tripoddu ve ucuz etin yahnesi durumundan dolayı da en ufak bir düşmede iptal oldu, kırıldı. Bu yüzden bu sefer Aydın bana yeni yıl hediyesi olarak güzel bir tripod sipariş verdi. Bu tripod da Weifeng Pro Plus 3570. N11'den verdik siparişi. 1 metre 70 santime kadar uzadığı söyleniyor. Olmakla birlikte yorumlarda daha da fazla. Bir 5 santim kadar daha yukarı çıktı. Hatta çok zorlarsanız 1 metre 80 santime kadar uzayabildiğini söylemişler ki bu bence çok güzel bir şey. Özellikle de benim gibi ağır cihazlar kullanan insanlar için monopodlar çok uygun olmuyor. Şöyle kolunuzu tutamıyorsunuz. Titreme yapıyor. Yani taşımakta çok zorlandığınız için. O yüzden yüksek yerlere çekim yapmanız gerektiğinde yüksek bir tripoda gerçekten ihtiyacınız oluyor. Bu videoda ben size bu tripodun meraklıları varsa, almayı düşünenler varsa nedir ne değildir diye göstermek için çekiyorum. Ürünü N11'den aldım ve fiyatı 169.99, yani 170 liraydı. Kargo içerisinde, yani kargo dahil fiyatıydı. Ve ürünü Dayatek isimli bir firmadan satın aldım. Şimdi size ürünü göstereceğim. Ürün bu arkadaşlar. Bayağı kocaman bir pakette geldi ve bayağı güzel paketlemişler. Zaten ürünle ilgili yaklaşık bir 17-18 tane yorum vardı ve hepsi olumluydu bu yorumların. Bu yorumlara göre ürünü sipariş verdim. Ürünle ilgili soru sorduğunuz zaman da hemen ve çok kibar bir şekilde dönüş yaptıklarını da gördüm. Ürün bilgilerinde çalıştıkları kargo olarak sürat kargo yazıyor olsa da muhtemelen sürat kargo ile çalışmayı bırakmışlar. Ürünü sürat kargo cebine koymuşlar. Ama ürün yurt içi kargo ile geldi. Şimdi elimde tuttuğum kamerayı bir yere sabitleyerek size bu ürünü göstermeye çalışacağım. Tripodum olmadığı için biraz sıkıntılı olacak. Şu an eski tripodu tutturmaya çalıştım ve bacaklarına bir sürü destek koydum. Gerçekten çok zor. Nasıl olacak bilmiyorum. Yani çünkü sürekli bacakları ayrılıyor. Hemen paketi açacağım. Ürünün böyle bir kutusu var arkadaşlar. Ürünün içerisine şöyle bir telefon aparatı koymuşlar. Normalde ürün içerisinde böyle bir şey yok. Bunu hediye olarak koymuşlar. Ürünün çok güzel bir çantası var. Kumaşı gerçekten güzel. Çadır bezine benziyor. Biraz kalınca bir kumaş ve muhtemelen su geçirmez bir kumaş. Bu tarz kumaşlar çünkü su geçirmiyor. Ve şöyle bir çantası da var. Şurada tokalı ayarlayabiliyorsunuz. Omzunuzu asmak geniş ya da kısa şekilde. Şu kısmında fermuarı var. Ve fermuar uzuyor. Komple açılabiliyor. Sadece kısa şekilde değil. Şuraya kadar. Yarıya kadar açılıyor. Ürünü çok güzel paketlemişler. Çok güzelmiş. Şimdi şöyle açıyoruz. Ürünün ayakları şöyle hareket edebiliyor ki benim dandik tripodumda böyle bir özellik yok, dönüyor. Yerin eğimine göre muhtemelen ayarlamamız için bu şekilde yapılmış olan bir şey bu. Ürün gerçekten çok güzel, ağır ve bayağı iyi. Şu an tekrar konumu değiştirdim. Bu da tripod denen şeyin aslında ne kadar önemli olduğunu gösteriyor. Tripodum kırık olunca, sabitleyemeyince kamerayı nereye koyacağımı şaşırdım ve hiçbir şekilde istediğim görüntüyü alamadım. Bu da bence tripodun önemini gösterdi. Tripod gerçekten oldukça ağır. Benim öteki tripodum gerçekten çok hafifti ve handicam üzerine monte ettiğimde herhangi bir sorun yoktu ama yandaki açılır ekranı açtığım zaman yana doğru meyillenmeye başlıyordu. En ufak bir ağırlıkta dengesi bozuluyordu. Bununla birlikte bu cihazda öyle bir şey olacağını zannetmiyorum. Oldukça ağır ve her parçası çok büyük. Tripodu hemen açıyorum. Çok kolay bir şekilde açıldı. Şu şekilde çok güzel bir aksamı var ve şurada bir su terazisi var. Bu da eksenin tam olarak doğru olup olmadığını gösterebiliyor ki benimkinde su terazisi olmasına rağmen çok fazla emin olamıyordum. Çünkü dediğim gibi işte ağırlığı dengeleyemediği için düzgün görünüyor olmasına rağmen çekimleri bilgisayara attığım zaman çekimlerinde bir yamukluk olduğunu, ekranın kadrajın yamuk olduğunu fark ediyordum ki bu bayağı sinir bozucuydu. Bunda öyle bir şey olacağını zannetmiyorum. İstediğimiz şekilde konumlandırdıktan sonra şuradaki vidadan sıkıyoruz ve kamerayı şu şekilde istediğimiz şekilde çevirebiliyoruz, dik ya da yan şekilde. Bu da bayağı güzel. Ve yükseltme buna bakacağız şimdi. Ayaklardan yükseltiyoruz. Bu bir. Kilitleyelim.
Gördüğünüz üzere şu anda ben çömelik durumdayım ve burada. Şimdi ikinci kademesini de açacağım. Bu arada mekanizmaları gerçekten çok iyi. Mesela şöyle hareket ediyor ve en sonrasında istediğimiz şekilde olduğu zaman buradan sıkıyoruz. Şu andaki görüntü, bakın şuraya kadar geldi. Benimkinin şu kısımları o kadar kötü ve dandik bir malzemeden yapılmaydı ki bir süre sonra yalama olmuştu. Kapalı olmasına rağmen çektiğim zaman uzuyordu mesela. Hiç hoş değil. Çünkü tripodu tutup kaldırıp üzerinde kamera bağlıyken taşıma gibi bir şey olduğunda birden bacakları açılabiliyordu. Ya da daha kötüsü kilitledikten sonra koyduğunda birden bir bacağı içeri girebiliyordu. Ki üzerindeki ağır ve pahalı bir cihaz var. Benim cihazım Sony AX33. Haliyle cihazı ciddi bir tehlikeye atıyordu ki bir seferinde ayağı içeri girdiği için cihaz yan devrildi. Aklım gitti kırıldı diye. Şimdi bakalım benim en çok ilgimi çeken kısmına geleceğiz. Şu an kamera benim boyuma bayağı yakın. Ben bu arada 1.60 boyundayım. Kameranın üçüncü bir uzatma kısmı var. Ayaklarının tamamını kullandık şu anda. Ve şurada bir kısmı var. Bunu çevirdiğimizde gördüğünüz üzere şu kısımda, boru kısmında saklı olan kısımdan uzuyor. Ve şu anda şöyle göstereyim size. Bayağı yukarıda. Tripodun şu kısmında bir askı var. Ki bu benim tripodumda olmayan bir şeydi. Bu kısma ağırlık asabiliyoruz. Böylece rüzgarlı havalarda ya da engebeli alanlarda tripodun oynamaması, hareket etmemesi, yere doğru yer çekimi ağırlığını arttırabilmek adına yapılmış olan bir şey. Ki bence çok zekice. Yani muhtemelen zaten profesyonel bir tripodda olan, normalde olan bir şeydir bu. Ki benim tripodum tamamen unprofessional bir tripod olduğu için çok korkunç. Şimdi ben tripodu biraz küçülttüm size bazı şeyleri gösterebilmek için. Şu kısmı yani uzatmak için kullandığımız kısmını kullandıktan sonra bunun sabit kalması, hareket etmemesi için mesela şöyle aşağı indiriyoruz ve artık kesinlikle hareket etmiyor, sabit kalıyor. Dediğim gibi şurada su terazisi var. Onun dışında şurada da bir su terazisi var. Buradaki biraz daha farklı. Ortasında bir daire var ve içerisindeki sıvının ortasında bir hava kabarcığı var. O hava kabarcığının dairenin ortasında olduğu yere tamamen 180 derece paralel olduğu anlamına geliyor. Eğer o hava kabarcığı dairenin ortasında değilse yerle ilgili bir eğim sıkıntımız var demek oluyor. İstediğimiz şekilde şu kısmı kullandıktan sonra şuradan sabitliyoruz ve böylece artık hareket etmiyor. Yukarı aşağı konusunda eğimimizi istediğimiz açıyla ayarladıktan sonra da şuradan sıkıyoruz. Ve gördüğünüz üzere bu da hareket etmiyor. Sonrasında buradaki vida sayesinde standart tripodlarda olduğu gibi kameramızı monte ettikten sonra şu şekilde mesela hareket ettirip kamerayı bu şekilde değil bu şekilde döndürerek yan çekim de alabiliyoruz. Ve bunu yaptıktan sonra şuradaki şu parçadan bunu sıkıştırdığımızda da artık bu da hareket etmiyor. Böylece hareketimizi tamamen kısıtlayabiliyoruz. Bu çok güzel bir şey. Şurada bir parça var. Bu parçayı kaldırdığımızda da şu kısım çıkıyor. Ve buraya yine daha farklı cihazlar için kullanılabilir olan aparatları monte edebiliyoruz. Nedir mesela? Action kameraların özel aparatları. GoPro'ların ya da Xiaomi Mijia'ların, Osmo'ların özel aparatları gibi. Şuradan şu şekilde yaptığımızda çıkıyor ve sonra tekrar takabiliyoruz ve şu şekilde de kilitleniyor. Kesinlikle hareket etmiyor. Tripodun taşıyabildiği maksimum ağırlığın 1850 ile 2000. Yani maksimum 2 kiloya kadar cihaz taşıyabiliyor bu tripod. Bacakları çok kalın. Bu benim hoşuma gitti. Benimkilerin bacakları incecikti ve açıkçası üzerine koyarken tedirgin oluyordum. Saçma tripodun yüzünden size gösteremiyorum çünkü şu an yerinden oynatmak çok tehlikeli ama şunu söyleyeyim. Ben bu tripodu iki ayağı halının bir ayağı ise laminatın üzerine konumlanacak şekilde koymuştum. Ve ayakları size daha önceden de gösterdiğim gibi hareketli olduğu için şu şekilde koyduğum zemine göre bir eğim aldı. Ki bu gerçekten çok güzel. Dediğim gibi mesela yokuş aşağı olan bir yerde yani hafif eğimli bir yerde bir kısmı toprak bir kısmı çimen olan ya da bir kısmı toprak bir kısmı taş olan bir yere koyduğumuzda zeminin yapısına ve yumuşaklığına ve eğimine göre ayaklarının şekil alıyor olması çok iyi bence. Ben çok fazla dış çekim yapan biri değilim. Daha çok ev içerisinde inceleme videoları çekiyorum ama mesela bu yaz bolca geziye gitmeyi düşünüyorum ve gezi vlogları çekmeyi planlıyorum. O noktada yanımda götürebileceğim güvenilir bir tripoda ihtiyacım vardı. Benim tripodumla kesinlikle böyle bir şey yapamazdım ve gerçekten çok kaliteli bir monopodum var. Çelik bir monopod. Bununla birlikte benimki kadar ağır cihazlarda monopod çok uygun değil. Dediğim gibi cihaz ağır olunca tutarken kolunuz titriyor. Çünkü kolunuz o ağırlığı taşıyamıyor ve görüntüler
titrek çıkıyor. Ve hiç uygun değil. Bu noktada da tripod devreye giriyor. İyi bir tripodunuz olduğu zaman bence monopoda ihtiyacınız yok. Monopodu kullanıyor olmamızın sebebi bir noktada da kendimizi görürken aynı zamanda arkayı da görmek istiyor olmamız. Ve bununla zaten arşa kadar çıkıyor. Çok yüksek. Her türlü çekimi sabit yerde yapabilirim diye düşünüyorum. Ürün beni gerçekten çok şaşırttı. Yani içerisinde çok fazla vade olan bir üründü ve linki zaten aşağı bırakacağım. İncelersiniz merak eden almak isteyenler varsa. Sadece N11'den değil başka bir satıcıdan, başka bir siteden de aynı ürünü alabilirsiniz. Fark etmez ama hani ürün budur ve ben gerçekten ürünü çok beğendim. Dentinlerimin daha üzerinde çıktı. Malzemesine bayıldım, özelliklerine bayıldım, yüksekliğine bayıldım. Kilit sistemleri gerçekten çok fazla. Siz gerçekten çok ciddi bir sakarlık yapmadığınız sürece bu tripoddan cihazınızı düşürmezsiniz. İnternette gerçekten tripod almak istediğinizde ciddi anlamda bir kaos var. Çok fazla markanın çok fazla modeli var ve kafanız gerçekten çok karışıyor. Ben 2 gün kadar karıştırıp kurcaladıktan, yorumları okuduktan, ürünleri karşılaştırdıktan sonra bunu almaya karar vermiştim ve pişman olmadım. Eğer bir tripod almak istiyorsanız, kafanız da karışmışsa ve gerçekten sağlam güzel bir şey istiyorsanız, biraz da profesyonel olsun istiyorsanız bu tripodu alabilirsiniz ki tabii ki bundan çok daha profesyonel tripodlar var. 300 lira, 500 lira, 1000 lira, 2000 liraya kadar tripodlar var. Ama bu bence sizin işinizi rahatlıkla görebilecek ve oldukça memnun kalacağınız bir tripod diye düşünüyorum. Ben bu tripodu gerçekten tavsiye ediyorum. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Biraz salaş bir video oldu ve bunun sebebi tamamen tripodumun korkunç durumda olmasından dolayı ki bunu baştan söylemiştim. Umarım beğenmişsinizdir, hoşunuza gitmiştir ve en önemlisi de umarım yardımcı olmuştur size. Kafanızdaki soru işaretlerine cevap olmuştur ve az buçuk tripod hakkında bir fikriniz olmuştur. Videomu beğendiyseniz kanalıma abone olmayı ve videomu beğenmeyi unutmayın. Bir sonraki videoya kadar şimdilik hoşça kalın.